ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Hazır mıyız? Ve şeyi de merak ediyorum. Acaba gerçekten sizin de ilginizi çekecek mi? Yoksa böyle daha tırıvırı şeyler mi ilginizi çekiyor? Bakalım göreceğiz. Atatürk'ü öldüren siroz hastalığı nedir? Ve Atatürk'ün diğer hastalıkları. Atatürk'ün hastalıkları ile ilgili konuşacağım. Ve biraz spesifik olarak da sirozla ilgili konuşacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Atatürk'ü yani official olarak siroz öldürdü diyorlar. Ben de birkaç yerden araştırdım ve yani özellikle anılarına vesairelerine baktığınız zaman siroz olma ihtimali en yüksek. Tam tersini veya farklı şeyler söyleyenler var. Mesela gizli hepatitti diyenler var. Bunun haricinde sıtma hastalığı öldürdü diyenler var. Ancak bunlar biraz şey kalıyor. Fringe derler ya biraz daha uç. Neden? Çünkü eğer onlar doğru ise Atatürk'le ilgili bütün anılar veya ana kitapları vesairelerin hepsinin birbirine tutması lazım. Ancak hepsine baktığınız zaman siroz olmuş olma ihtimal daha yüksek. Yani çok büyük ihtimal siroz. Bazı şeyler tabii ki Atatürk'e yakıştıramıyorlar, yediremiyorlar. Mesela sözde Atatürk'ü koruyabilmek için hep şey yapıyorlar ya işte şöyle dua ederken bir fotoğrafını falan koyuyor. Atatürk de Müslümanlı falan. Onunla ilgili çok konuştuk. Dini bütün bir abimizdi. Dediğim gibi onunla ilgili çok konuştuk. Bir de şöyle bir şey var tabii. O dönemde Türklerin Müslümanlık anlayışı gerçekten farklı. Diyorum ya mesela yani Türkiye'deki Müslümanlar hep içer. Daha önce de işte hep içti. Osmanlı'dan beri yani. Bu mesela onlardan bir tanesi. Neyse konumuz o değil ama. Siroz arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç tane not aldım. Siroz nedir? Bu sefer notlarımı da koyacağım. Çünkü genelde şöyle oluyor. Kafadan konuşuyorum. Bitiyor. Bittikten sonra aa şu da varmış diyorum. O yüzden şu notlarımı da önüme koyacağım. Genel olarak arkadaşlar siroz şudur. Normal karaciğer bu gördüğünüz şekilde. Sirozlu karaciğer de bu sağda gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Peki bu neden oluyor? Şunu koyalım. Bir yere koyalım dursun. Bu neden oluyor peki? Karaciğer arkadaşlar. ...karaciğer çok yorduğun zaman, çok yaraladığın zaman şu üstündeki şu görüntü var ya. Scar tissue deniyor buna. Yani anladığım kadarıyla daha eklemek meklemek isteyen varsa yazabilir. Ee, anladığım kadarıyla yaralanıp yaralandıktan sonra iyileşince şey oluyor ya. Değişik olur ya böyle. İşte benim mesela şurada. Şurada mesela. Görüyor, görüyor musunuz? Ha bak şu an gözüküyor. Şöyle iz kalır. Scar tissue. Anladığım kadarıyla bu. Üstü komple bununla kaplanıyor. Peki neden arkadaşlar? Bunun sebebi... Karaciğeri kötüye kullanmak. İki tane ana sebebi var. Ve küçük küçük başka sebepleri de var ama onlara girmeyeceğiz. Ana sebeplerinden birincisi alkol. Çok fazla alkol kullanmak. Karaciğeri yoruyorsunuz. Karaciğeri zedeliyorsunuz. Karaciğeri üzüyorsunuz. Ve yavaş yavaş karaciğerin üstü böyle bir anda olmuyor yani. Parça 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 kaplanmaya başlıyor. İşte o arada da mesela çok az semptom görüyorsunuz. Bazen görülüyor, bazen görülmüyor bile. Ya da spesifik olmayan semptomlar görülüyor. Karaciğer olduğu anlaşılamıyor bile bazen. İyice fibroz deniyor buna yanlış hatırlamıyorsan. izdi değil mi? Yani sirozlu karaciğer olana kadar çok fazla semptom maalesef gözükmüyor. Birincisi bu. ikincisi de hepatit arkadaşlar. Virütik hepatit dedikleri bir şey. Yani çok ciddi hepatit olduğun zaman ya da çok fazla alkol kullandığın zaman bu yaşanıyor. Bazı durumda tabii ki bu da olabiliyor. Tabii ki alkol kullanıyorsun ve hepatitsin. Böyle olunca kat kat daha artıyor. Exponential. Kat kat daha artıyormuş yani. İkisi birbirini çok şey yapıyor. Destekliyor yani bu konuda. Siroz konusunda. Ve bu noktaya geliyor karaciğerin. Anladınız mı? Yani alkolü sen çok fazla kullanıyorsan, çok aşırı alkol kullanıyorsan çünkü neden? Alkolün o toksik, toksikliğiyle mücadele ediyor karaciğer. Mücadele etmeye çalışıyor ve mesela şu kırmızı hap 2'de de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Sen mesela az az içtiğin zaman hiç sarhoş olmazsın ya çünkü karaciğer nötralize etmiştir karaciğer tamamını nötralize ediyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Sen hiç sarhoş olmadan bile karaciğerini iflas ettirtebiliyorsun. Ondan sonra mesela düşünüyorsun lan benim karaciğer nasıl bu hale geldi ben aslında çok az içiyordum falan diye. Ama diyorum ya günlük mesela içiyorsun sarhoş olmayacak kadar. Sarhoş nasıl olunuyor? Sarhoş da şöyle olunuyor. Alkolü sen aşırı aldığın zaman yani belli bir seviyenin daha doğrusu üstünde aldığın zaman karaciğer hepsini nötralize edemiyor. Geri kalan kana karışıyor. Geri kalan kana karışınca sarhoş olmuş oluyorsun. Olay bu. Kısacası arkadaşlar ve hepatitte de gene. Hepatitte de e, karaciğeri çok yoruyorsun. Çok yorduğun zaman gene aynı şekilde siroz olabiliyor. Peki bu hale geldiği zaman ne oluyor? Bu hale geldiği zaman arkadaşlar karaciğer fonksiyonunu yitiriyor. Karaciğer karaciğerliğini yapamıyor ve semptomlar görülmeye başlanıyor. Bunlardan ben mesela kaşıntı ilk semptomlardan kaşıntı. Şimdi gene okudum. Aşırı bir kaşıntısı varmış Atatürk'ün. Onun için hatta böyle şifalı bir yere mi gitmiş, değil mi? Kaplıcaya mı ne gitmiş aşırı kaşıntısından dolayı. Onun haricinde onunla ilgili bir belgeselde mesela şunu hatırlıyorum. Bu kaşıntılarını söylüyor ve doktorlar şey diyormuş. Ve pardon, doktora değil, çevresindekiler, çevresindekiler şey diyormuş. E i̇şte karıncalardır paşam falan diyormuş. Çok çok geç e, siroz teşhisi kondu deniyor bilmiyorum ne kadar doğru. Ancak siroz teşhisi konduktan sonra veya önce fark etmez doktorlar defalarca kere alkol ve sigarayı azaltmasını söylüyorlar. Bunun tedavisi ne? Yani sirozun tedavisi ne? Bu noktaya gelinmeden gene kurtarılabilecek durumdaysa karaciğer o zaman ne yapıyorsa onu kesmek. Yani hepatitse ondan kurtulmaya çalışmak ve bu noktada da, eğer şeyse alkolse alkolü bırakmaya çalışmak. Alkolden kurtulmaya çalışmak yani. Bunda da mesela başka neler var? Başka arkadaşlar karaciğer fonksiyonunu yitirince tam hatırlamıyorum da sıvı birikimi oluyor. Sebebini tam hatırlamıyorum. Yanlış bir şey de söylemiyor. Kafamda bir iki bir şey var ama dur bakayım. Şuraya yazmış mıyım? Buraya yazmamışım. Karın şişmesi oluyor. Yani vücutta ekstra sıvı birikimi oluyor ve karın şişmesi oluyor. Ben şeyi fark etmiştim. Bunun alakası var mı yok mu bilmiyorum. Atatürk'ün son dönemlerindeki fotoğraflarında karnı şişik onu gördünüz mü? Ben kilo aldı falan diye düşünmüştüm. Bu acaba o mu? Yani onun belirtilerinden bir tanesi mi? Ondan sonra yine aynı şekilde karaciğer çalışmazsa bu toksinler beyine gidiyor, amonya vesaire gibi. E, yavaş yavaş işte el titremeleri başlıyor ve daha da ilerlerse komaya giriyor kişi. Yani sirozun esas öldürücü etkisi bu anladığım kadarıyla. Karaciğer fonksiyonunu yapamıyor. İflas ediyor karaciğer. Karaciğer iflas edince bu toksinler kana karışıyor, beyne gidiyor. Ve beyinde de bu şekilde beyne etkiliyor yani. Ve yavaş yavaş işte komaya kadar sizi sokuyor. Atatürk'ün anılarında kendisinin de söylediği geçiyor. Yani bana siroz teşhisi kondu. İşte bu hastalık mutlak öldürücüdür diye. Şu anda sirozlu insanlar karaciğer nakli gerekiyor direk öldürücü mü artık bilemiyorum. Yani şu noktada artık direkt öldürücü mü bilemiyorum. Şu anda karaciğer nakli diye geçiyor. Eğer sirozum varsa. Kan pıhtılaşması gene sorunları yaşanıyor. Hep aynı sebepten dolayı. Jaundice diye bir şey var. Bu arkadaşlar sarılık ama hepatit'le karıştırmayın. Sarılık yani yüzün gözün sarı olması. O yüzden bazı kişiler işte Atatürk'ün aslında sarılığı vardı. Teşhis konmamış sarılığı vardı diyor ama bu official değil. Ben de onu mesela düşünmüştüm. Hatta şunu düşündüm. Sirozu araştırdığımda acaba dedim alkolden değil de sarılıktan mı siroz oldu Atatürk ama sarılıkla ilgili hiçbir şey geçmiyor. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Atatürk'ün bir tiryakiliği var çok fazla kişinin bilmediği kahve. Şimdi diyeceksiniz kahve tiryakiliğinden ne olacak? Arkadaşlar günde 30 fincana kadar, günde 30 fincana kadar ben sadece size şunu söyleyeyim. Gençken ilaç testi yapmak için bir yere gitmiştim. Kendime ilaç testi yaptırmak için. Para veriyorlardı çünkü. Çok çok böyle ilan vermezler. İlan verirlerse yığılma olduğunu bilirler. İşte tıpta okuyan bir arkadaşınız falan biliyorsa arkadaşınızın arkadaşı falan biliyorsa öyle öğrenirsiniz. Bana da para lazımdı şey için. Romanya'ya gidebilmek için uçak bileti <laughs> almam lazımdı. Onun için de para lazımdı. Bir uçak bileti parası oluyordu yani. Bir gidiş dönüş yanlış hatırlamıyorsam parasını veriyorlardı. Ona gittim mesela. Orada artık hazırım her şeye kalacağız. Yani o gece kalacağız. O gece orada kalacağız. Şeyde üniversitede. 15 kişinin içinden hani son bir test yaptılar. Son bir kan testi yaptılar. 15 kişinin içinden 2 kişi almadılar sadece. O ki 2 kişiden biri de bendim. Bir tanesi böyle virütik bir şey çıkmış adamda. Diğeri de ben. Bana şeyi sordu. Çok mu çay kahve içiyorsun? Ya dedim biraz içiyorum. Kanında dedi demir eksikliği var. Düşün. Ve ben az içiyordum gerçekten. Şunu hatırlıyorum. Kendime böyle bir çay bir kahve diye bir limit koymuştum. O bile fazlaymış yani. Günde 30 fincan kahve Türk kahvesi olduğunu düşünüyorum. Orada ne bileyim Amerikano, Ice Amerikanlı yoktur herhalde orada. Aslı olsun süper olurdu böyle. Yani. Konuşmalarda böyle elde Ice Amerikanlı öyle Cenk Hoca gibi fena olmaz mıydı abi? Take the motherfucking red pill man elde Ice Amerikanlı böyle. Cenk Hoca'dan bahsediyorum. Yanlış olmasın bu arada. <laughs> Yanlış olmasın. evet. Ee, arkadaşlar yani az önce dedim ya birçok kişi işte şey yapıyor. Atatürk'ü korumak için bazı özellikler eklemeye çalışıyor ya da bazı özellikleri yakıştıramıyor. Yani %90 alkol yüzünden öldü Atatürk. Sıtması da vardı. Evet sürekli gidiyormuş geliyormuş sıtması. Git gel yapıyormuş yani. Senelerdir böyleymiş. Belki de gençliğinden beri böyleymiş. Doğru düzgün tam olarak tedavi edilmiyormuş. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar ölmesinin sebeplerinden maalesef yani. Maalesef ölmesinin sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi. Doktorlar aslında bakıyorlar, teşhisi koyuyorlar ve Atatürk'e diyorlar ki paşam sigara ve alkolü ve kahveyi azaltın. Hiçbirini azaltmıyor. Devam ediyor. Şimdi tabii ki e, haklı diyen var, haksız diyen var. İşte böbreği çok çünkü o da var çünkü. Böbrek, kronik bir böbrek rahatsızlığı da var. Ya Atatürk'ün rahatsızlıklarını ve kronik uzun süren daha doğrusu e, rahatsızlıklarını saysam bayağı uzun bir liste. O zaman tıbbıyla ve çok fazla yere gitmiş ya ama o zamanın tıbbıyla bile yani bu siroz bu noktaya gelmeden aslında çözülebilirdi ve basit çözülebilirdi yani. Doktorlar bu yasakları koydukları zaman arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Yani bu işin daha uzmanı Atatürk'ün mesela Atatürk daha iyi araştıran, çok iyi araştıran, detaylı araştıran insanlar ne diyor? Ya da tıbbı çok iyi bilen, tıbbın içinde olan insanlar ne diyor bu konuda? Ciddi ciddi yani defalarca kere bu içki, sigara, kahve bunları azaltın dediği halde azaltabilseydi, azaltsaydı daha yaşar mıydı sizce? Çok ilginç değil mi? Aslında biliyor musunuz? Yani bir insanın direkt alkolden öldü. Atatürk yüz, yani büyük ihtimalle alkolden öldü arkadaşlar. Birçok kişi bunu yakıştıramıyor. Hani diyor koskoca, koskoca Atatürk alkol yüzünden mi öldü? Yani... Atatürk bir de sağlığı gerçekten çok fazla hastalığı olan birisi. Sağlığı, sağlık durumu yani gençliğinden beri hep kötü. Sıtma, böbrek, bu siroz olayı falan. 57 yaşında ölmüş abi. Yani 57 çok çok genç. 57 çok çok genç. Çok genç abi. Yani trekking'te 60 65 yaşındaki dayılara bakıyorsun hopluyor hopluyorlar, zıplıyorlar aynı şekilde jimde 60 yaşındaki amcalara bakıyorsun hopluyorlar, hiç sıkıntıları yok yani. Senden senden benden iyi yapıyorlar yani hareketleri. 80 yaşındaki adam aksiyon filmine oynuyor hala. Bok gibi film oluyor ama. <laughs> ama yine de 80 yaşındaki adam aksiyon filminde oynadı deniyor yani. Yine aşırı yaşlı çocuk sahibi olabiliyorlar. Nasıl oluyorlar ben de bilmiyorum. 57 çok erken. Gerçekten. Bir kişinin alkolden ölmesi için direkt böyle siroz olması aslında gerekmiyor. Çoğu kişi alkol yüzünden ölüyor. Ancak bu yansımıyor. Daha önce de söylemiştim. Biraz değiştireceğim olayı. Bir tanıdığımız vardı biraz olayı değiştireceğim. Alkol alıyordu bayağı. Düzenli olarak sürekli alkol alan bir tanıdığımızdı. Mesela çok basit bir ameliyattan atıyorum apandis almak veya apandisit. Çok basit bir ameliyattan ama içerisi dağılmış yani. Harap. İçerisi harap olmuş yani. Açtıkları zaman içerisi harap olmuş. Toplayamamışlar. Yani şeyden çıkma, çıkmamış. sizden çıkamıyor. Basit bir ameliyat olmasına rağmen. Babam ne zaman ameliyat olsa çok çok ameliyat oldu bu arada. Her seferinde biz bunu bildiğimiz için, bu olayı bildiğimiz için her seferinde böyle gerilirdik yani. Çünkü babamın da sağlığı iyi değildi. Babam da kendisine kötü bakıyordu. Babamın farkı şuydu. Kendisi doktor olduğu için şeyde kurtardı. 59 yaşında falan kalp krizi geçirmişti. Öyle olunca kendisine bakmaya başladı. Ama işte şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir onu diyor. İşte sigara içiyorum. Ne olacak ki işte belli bir yaşa gelince bırakırım. Tamam o yaşta bırakıyorsun ama ondan sonra senin spor altyapın olmadığı için sana diyorlar ki mesela yürümen lazım. Yürüyemiyorsun ki. Yürümen gerektiği kadar yürüyemiyorsun bile. Ya da diyorlar ki vücudunu hareket ettirmen lazım. Spor yapman lazım. Yapamıyorsun ki. Yani vücudun arkadaşlar minimum bir hareket etmesi lazım. Bir minimum hareket etmesi gerekiyor. Bazılarınız hareket ettiğini düşünüyor ama aslında o ondan daha bile fazla hareket etmesi gerekiyor yani. Çok çok aşırı olmasa bile yediğinizle de orantılı tabii bu. Yani az bir şey var. Yürü, yürüyüş yapıyorsun mesela. Yürüyüş yaparak hareket ettim diyorsun ama aşırı yiyorsun. O zaman da sıkıntı yani. İşte bu arkadaşlar. Aynı şekilde mesela sigaradan ölen kişilerin sadece böyle kuah olmasına gerek yok. Birçok kişi bu arada kuahtan ölüyor. Hiç haberlere çıkmıyor mesela sigaranı öldü diye. Sabaha kadar bakın. Bak bu çok çok ilginç. İnsan psikolojisi diyoruz ya sabaha kadar o sigara paketlerinin üstünde böyle karaciğer resimleri bilmem ne resimleri, cartlar cırtlar. Ben ben hiçbir fayda sağladığını düşünmüyorum onları. Çok ilginç bir şekilde bunların hepsini yapıyorlar. Bak bunların hepsini yapıyorlar. Ama bir ünlü sigara öldüğü zaman bunu söylemiyorlar. Bunu söylemiyorlar abi. Bakıyorsun, 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 araştırıyorsun, araştırıyorsun, araştırıyorsun. Böyle bir yerde yazıyor falan koah diye. Ya da mesela öğreniyorsun işte kangren e, olmuş şey olmuş falan kolunu kesmişler bilmem sigara içme demişler devam etmiş. Gene kesmişler gene kesmişler. Sonra da ölüyor. Çok ilginç. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi sağlıklıyken nasılsa sağlıklıyım diyor insanlar. Ama sağlık gidince de ulan ölüyoruz nasılsa diyor. Ölüyoruz nasılsa diyor. E abi ya sağlıklıyken nasıl sağlıklıyız diyor. Ölürken nasıl ölüyor? Abi sizinle... Hayatınızın hiç mi değeri yok? Anlamıyorum ki ben. Birçok şeyden geri kalıyorsun. Çok hızlı hastalanıyorsun. Bu tür maddeler vücudunuzun bağışıklığını çok azaltır. Birçok şeyden geri kalıyorsun abi. Mesela bak sağlıklı olabilmen için beslenmen, spor yapman lazım. E spor da yapamıyorsun ki. Kesiliyorsun çünkü. İyi beslenmen lazım. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Bunların hepsi önemli. Yani birçok kişi bunun farkında değil. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyiniz yok. Sizin için bu geçerli. Atatürk'ün durumunda Olay neydi ben bilemiyorum. Bilemem. Çünkü birçok kişi farklı şeyler diyor. İşte böbrek sancısından alkol alıyordu diyen var. Bir sürü şey diyen var arkadaşlar. Onun durumunu ben bilemem. Ama öyle ya da böyle, öyle ya da böyle benim şahsi düşüncem. Doktorlar bu yasakları koyduğu zaman, bu yasaklara uysaydı süper olurdu. Bizim açımızdan. Bizim açımızdan süper olurdu. İnsan düşünmeden edemiyor yani. Evet bu noktaya da geldik. Bu Orta Doğu böyle bir ülkede olabildik. Ama biraz daha yaşasaydı neler oldu? 10 sene, 20 sene yaşasaydı. 10 sene, 20 sene yaşasaydı. 15 sene yaşasaydı. Bak babam ilk kalp krizinden sonra 18 sene yaşadı. İnsan düşünmeden edemiyor. Ve işte görüyorsunuz arkadaşlar bakın canlı örneği. Canlı örneği arkadaşlar. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. Canlı örneği. Belki de Atatürk şunu düşündü. Yani şimdi ben bunlarla uğraşamam. Bazı anılarında bu tür şeyler de söyle, söyleyen oluyor. İşte ben bu tür şeylerle uğraşamam. Memleket daha önemli. Olabilir. Ama günün sonunda onun sağlıklı olması çok önemliydi. İnsan düşündükçe isyan ediyor. Bunu hiçbir zaman unutmamam lazım. Çünkü benim de böyle önümde hep projeler oluyor. Bazen sağlığımı unutuyorum. Ama hemen hatırlıyorum ben. Çünkü o benim için altın kurallardan bir tanesi arkadaşlar. Sağlık yoksa hiçbir şey yok. Sizin için de bu olmalı arkadaşlar. Sadece aşırı büyük bir sağlık sorununuz olduğu zaman sağlığı ön plana alıp koymamanız lazım. Sadece kaybettiğiniz zaman sağlığın önemini anlamanız lazım. Bu da önemli bir şey.